Anne Suat nerede? Senin arkadaşın arabasına bakıyorlardı evladım. Hangi arkadaş? Koray. Koray mı? Ha. Şimdi buradaydılar. Herhalde arabayla geziyorlardır. Anneciğim sen emin misin? Bu Koray dediğin sarışın mavi gözlü bir çocuk değil mi? Öyle. Efendi bir çocuğa benziyor. Barışmışsınız. Tamam tamam sen geç içeri ben bir bakınayım geleyim tamam mı? Hadi. Lan ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hoş geldiniz yavrum. Hoş bulduk. Gel bakalım da. Nasıl? Beğendin Süper. Mi? Süper. Teşekkür ederim Koray abi. Çak o zaman. Çekil. Suat. İyi misin aslanım? Bir şeyin yok değil mi? İyiyim abi. Hiçbir şey olmadı ki. Senin ne işin var burada? Seninle konuşmaya geldim. Yani dersler hakkında. Burak'cığım sofra da hazır. Hadi arkadaşını al da hep birlikte yemek yiyelim. Koray toktur anne. Aslına bakarsanız karnım biraz aç. Eğer size yük olmayacaksam kalırım tabii. Olur mu öyle şey canım? Ne yükü? Allah ne verdiyse yeriz. Hadi içeri gidelim. Buraya evladım biraz daha plan alır mısın? Vallahi alırım teyzeciğim ya. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yalnız Burak, sana bir şey diyeyim mi? Sen şimdi annenin yemeklerine alışmışsın ya. Bence Sevda'yı bir yemek kursuna falan yolla. Hayır yani yarın öbür gün evlendiğin zaman sıkıntı yaşama diye söylüyorum. Arkadaşım, biz bu evde böyle şeyleri konuşmayız. Ne oldu kanka ya? Sevda'nın nesi var ki? Yani 10 numara kız. Tam senlik. Dengi dengine. Öyle değil mi teyzeciğim? Kısmetse olur evladım. Ama daha çok gençler. Annem haklı. Bu işler hep kısmet. 10 yıl sonra kimin kimle evli olacağı hiç belli olmaz. Bence olur. Misal ben. 10 yıl sonra kiminle evli olacağımı biliyorum. Tüm dünya bir araya gelip karşımda dursa da kimse evliliğime mani olamayacak. Bunu da biliyorum. İnşallah ya. Allah gönlüne göre versin. İnşallah.
Vallahi Koray abi, abim benim gibi yakışıklı olduğu için sınıftaki bütün kızlar ona hastaymış. Değil mi abi? Sen karışma o işlere, çok bilmiş. Hasta tabii canım. Herkes hasta abine. Ama Suat'cığım, bir abin olarak sana ufak bir tavsiye vereceğim kızlar hakkında. Okul çağındaki kızların aklı hep havada olur. Ama büyüyüp gerçek dünyayla tanıştıklarında güçlü ve kendilerini rahat ettirecek erkekleri seçerler. Bunu da unutma. Oğlum, pilavın yanına biraz da fasulye alır mısın? Yok anneciğim, gerek yok. Tıka basaydık zaten. Eline sağlık. Evet evet, çok yedim. Vallahi elinize sağlık. Her şey süperdi. O zaman ben bir çay koyayım. Anneciğim gerek yok. Koray da doydu zaten. İşi de varmış. İstediği kitabı getireyim, yolcu ederim. Öyle değil mi Koray? Öyle öyle. Artık çay içmeye başka zaman gelirim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Suat, sakın kızlar hakkında söylediklerimi unutma, tamam mı koçum? Tamam, unutmam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Sağ ol kanka. Önemli değil. Suat, yemeğini bitir. Ne istiyorsun lan sen? Ha? Ne istiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun oğlum sen? Derdin ne lan senin? Derdimin ne olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Ama hala anlamadıysan mesajımı tam vereyim sana. Eğer sevdiklerime dokunursan ben de senin sevdiklerine dokunurum. Benim ailemin tırnağının ucuna dokunacak adam da anasının karnından doğmadı, tamam mı? Yanlışım var kanka. Doğdu ve tam karşında duruyor. Gözde için değil senin aileni, tüm dünyayı yakarım ben. Ulan illa sen bunu mu istiyorsun? İlla kavga etmek mi istiyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ay yok bir şey, yok yok. Ayağını denk al, Gözde'den uzak dur. Akıllı ol. Uzatma Koray. Ya illa. İyi akşamlar. Sen transfer olacağın güne bekle. Futbolcunun adı Burak Erkin. Bana transfer olacağı kulübün başkanını buluyorsun. Çok acil. Hadi. Hadi bekliyorum. Koray. Hayırdır? Hayır abi, hayır. Bu ara hayır işleri yapıyorum da. Merak etme. Transfer olmayacak diyorsunuz yani Koray Bey. Aynen öyle. Abimin selamıyla birlikte küçük bir ricaz. Umarım kabul edersiniz. Ne demek? Cerrah Bey'in bizde hatırı büyüktür. Ve siz de onun kardeşisiniz. Peki. İptal ediyoruz transferi. Teşekkür ederim. Ha, yalnız transfer sözleşmesini imzalamak için okula gelecek misiniz? Yine öyle yapalım. Transferin iptalini Burak'ın okulda öğrenmesini istiyorum. Anlaştık mı? Anneciğim. Nasıl? Rahat mı? Çok rahat abi. Çok teşekkürler. Kuçum benim. Bak sana aldım onları da. Abi bunları hangi parayla aldın? Kuçum, abin yarın transfer sözleşmesi imzalıyor. Artık biz de kral gibi yaşayacağız. Hay hadi inşallah. Anneciğim gel gel. Seni de mutfağa yenileriz ha. Oğlum, tahliye davamız sürüyor. 5 aydır ev sahibine kira da ödemedik. Avukatlara da borcumuz var. Hem ne gerek vardı böyle masrafa? Anneciğim,
Sen böyle şeylere kafanı takma. Sen gönlünü fena tut. Artık her şey yoluna girdi. Bak sana da bir şeyler aldım. Peki ne zaman verecekler parayı? O yarın. Sözleşme imzaladıktan sonra. Burak, bunları hangi parayla aldın? Ya biraz sağa sola borçlandım ama dayanamadım. Ne yapayım? Yarın parayı aldıktan sonra hepsi çözülür. Sıkıntı yok. Merak etme. Bak oğlum, dünyanın bin bir türlü hali var. Ya sözleşmeyi imzalayamazsan? Sen deriyi görmeden paçaları sıvamışsın. Ya anneciğim, yarın kulüp başkanı okula gelecek. Orada imzalayacağız sözleşmeyi. Bak sen de Suat alır gelirsin okula, imzalarken görürsün, rahatlarsın. Olur mu? Yok yok, bu gece benim gözüme uyku girmez. Nasıl aslanım? Mutlu musun? Çok mutluyum abi, çok teşekkürler. Kaçın. Zaten vaktim yok benim. Hadi çıkalım mahalleden. Ay, daha uzak bir yer yok muydu ya? Markete diye çıktım ben. Ya ne olacak Sevda ya? Bir çay içip döneceğiz. İyi tamam. Hemen konuya gireceğim. Bir zahmet. Bu Gözeli Burak'a ne yapacağız? Gitgide yakınlaşıyorlar. Her fırsatta yan yanalar. Sus köpeği. Resmen ayartıyor sevgilimi. Seninki de ayartılmaya dünden razı. Resmen diyor ki Sevda gel beni döv. Yani anlayacaksın, bizim Suat'ın karnında kelebekler uçuşuyor. Ya sürekli kendini odaya kapatmak istiyor. Nasıl yani, aşık mı olmuş? Ya bilmiyorum da işte o öyle sanıyordur. O yaşlarda herkes öyle sanır zaten. Ha, sen de öyle sanıyordun yani. Sevda ile küçüklükten beri tanıştığınıza göre. Ya gerçekten. Şu an bunu mu konuşmak istiyorsun? Hayır. Ben geç kalacağım. Ablam birazdan gelir. Tamam. Ben bırakayım o zaman seni eve. Olur. Koşalım mı? Yarışalım o zaman. Hadi 50 metre daha avans sana. Gerek yok. Bak sen. Hadi. 3. 2, 1, başla. Oh, çok yoruldum. Ablam daha gelmemiş. İyi oldu bu. Ha bak, yarın sakın geç kalma, tamam mı okula? Yarın mı transfer sözleşmesi? Evet, evet. Bahçede imzalayacağız. Çok güzel ya. Çok seviniyorum senin adına. Yolun açık olsun. Sen şimdi ünlü bir futbolcu olunca bizi tanımazsın. En iyisi ben bir selfie çekeyim. Ya olur mu öyle şey? Ben de öyle şeyler olmaz. Neyse ben gideyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi çocuğum, hadi çocuğum. Ya her sabah bana bu eziyeti yaşatmayın. Sıraya gir çabuk. 10B. Kımıl kımıl kımıldanma evladım. 10B. Okulumuzun kara lekesi. Yavrum adam gibi sıraya girsene. Müstahak. Gel, gel. Buyur Şerif'im. Geliyor mu? Şerif'im şimdi telefonla konuştum şoförle. Geliyormuş, yoldaymış. Yoldaymış, geliyormuş. Başlayalım mı Hayat Hanım? Buyurun, buyurun, buyurun. Çocuklar, bugün oldukça önemli bir gün. Neden? Why? Okulumuzun göz bebeği 10B'den Burak arkadaşımızın, kardeşimizin futbol kariyerinde belki bir mihenk taşı olabilecek tarihi bir gün. Sıkı durun. Burak Erkin, ülkemizin en nadide spor kulüplerinden birine transfer oluyor.
Gel evladım. Tebrik ederim. Yapıştır oğlum, yapıştır hadi. Kardeşimiz de duygularını sizlerle paylaşmak istiyor. Bu mutlu günümde yanımda olduğu için öncelikle aileme, sonra arkadaşlarıma, sevgili öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Behrudar ol evladım. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok mutlu ettiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Sizin gibi yardımsever, yüce gönüllü şahısların bağışlarıyla biz bugün buralara kadar gelebildik. Eğer bağış yapmayı düşünürsek... Müdür bey, konumuz bu değil. Konumuza dönebilir miyiz? Çok rica edeceğim. Ha, evet. Çocuklar, Barış Bey bugün sözleşme merasimi için aramızda. Barış Bey transferden vazgeçtiklerini söyleyin. Ne diyorsunuz siz? Nasıl olmuş bu şey ya? Barış Bey ne demek oluyor bu şimdi? Üzgünüm Burak. Çok yetenekli bir çocuk olduğunu biliyorum ama... bizim kulübün diğer üyeleri maalesef bunu kabul edemediler. Nasıl olur ya? Şaka mı ya bu? Ne yapıyorsunuz Barış Bey? Thank you.
Kanka, içimden bir ses, bu işte senin parmağın var diyor. Kim bilir?